arabayı yaktık. -26'yı görünce biz. Ve geldim, çiçeklerimin hepsi sararmış solmuş. En son paylaşmıştım sizinle çiçeklerimi sularken. Kim nazar etti çabuk söylesin bakayım. Daha size çiçek mi çek paylaşmayacağım. Nazar etmişsiniz çiçeklerimi. Ay nasıl canım sıkıldı. Hepsi kurumuş. Halbuki sulayıp gitmiştim ya. Daha size çiçek mi çek paylaşmayacağım. Çabuk nazar duası okuyun çiçeklerime. Maşallah subhanallah deyin bakayım. Tüh tüh tüh. Hepsi gitmiş bak. Hepsi nazarlanmış ya. Ah canlarım. Neyse toparlayacağız artık bir şekilde. Çabuk okuyup üfleyin. Hep birlikte toparlayacağız bu çiçekleri. Kim nazarladıysa yorumlarda ifşa etsin kendine. Günaydınlar arkadaşlar. Döndük biliyorsunuz. Bugün iş var. İşe gideceğim birazdan. Dışarısı yine bembeyaz. Bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor. Ne oldu hiç belli değil. Yine gece kar yağmış. Bugün iş var. Dünkü yorgunluğu da atamadım ama mecbur işe gideceğiz. Hadi ben kar küremeye görüşürüz. Arkadaşlar harika bir gün batımı var. Başladı daha doğrusu gün batmaya. Saat 2.30. Şu an 14.30. Pembe bulutları görüyor musunuz? -17 derece bugün hava. Güneş var ama ısıtmıyor. Tatil dönüşü her şey kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Şimdi işten çıktım. Kütüphaneye doğru gidiyorum. Ödevlerimi teslim etmem lazım. Biliyorsunuz birkaç videomda bahsetmiştim. Bir makale hazırlamam gerekiyor Norveççe ödevim için. Hafta onu teslim edeceğim. Yalnız evde çocuklardan derse bakmaya fırsat olmuyor. O yüzden bugün kütüphane 6'ya kadar açık. 8'e kadar açık. Oraya gidip biraz ders çalışacağım. Sonrasında Sprock Cafe etkinliğimiz var. Sprock Cafe'yi daha önce birden fazla kez bahsettim. Yine bahsedeyim. Benim hem gönüllü olarak çalıştığım bir yer hem de daha öncesinde yeni insanlar tanıdığım, Norveççe pratik yaptığım bir konuşma kafesi. Oraya gidiyoruz. Tepenin arkasında kaldı güneş. Evet, bizim kütüphane hemen bu tarafta arkadaşlar. AVM'nin arka tarafında kütüphanemiz var. Ay kar nasıl güzel yağıyor. Bilgisayarımı, kitaplarımı aldım. Ders çalışacağım kütüphanede biraz. Arkadaşlar online okuduğumu söylemiştim daha önce. It's Learning isminde bir portal kullanıyoruz online eğitimde. Öğretmenimiz buraya işte sınavlarımıza çalışacağımız şeyleri falan atıyor. Buradan sırayla takip ediyoruz. Benim hazırlayacağım ödevin detayları burada. Buna göre bir şey sunum hazırlamam gerekiyor. Burada nasıl yapacağımı detaylı şekilde anlatmış. Şimdi yazacağım makalenin ön girişini, işte içeriğini, temasını ve bölümlerini ayrıştıracağım.
Şunun gibi bir içerik hazırlıyorum. Bana örnek verdi arkadaşım sağ olsun, kendi elindeki daha önce hazırladığı ödevini. Ona bakaraktan benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. İş sonrası gördüğünüz gibi kütüphanedeyim. Böyle bir sessiz okuma alanı var kütüphanenin. Orada gelip çalışmak mümkün. Arkadaşlar ödevim bitti. Şimdi Sprock Cafe etkinliğimiz başladı. O tarafa doğru geçmem lazım. Onları çekemiyorum. Doğum günüm diye Ukraynalı arkadaşım bana doğum günü pastası yapmış. Burada beraber kutlayacağız. Çok hoş değil mi? Napolyon kake. Bu nerede? Tüysin takalyona. Arkadaşlar garajda nasıl şarj ediyorsunuz diye sormuştunuz. Şöyle ev tipi şarjı var aracın. Onu normal prize takıyoruz. Diğer ucunu da bu şekilde. Şarjı başlatıyor otomatikman. Sabaha kadar dolacak artık. Dışarısı 100, eksi 13 diyor ama alakası yok kesinlikle. 20, eksi 20 falan herhalde, çok soğuk, rüzgar da var bugün. %10'la falan koydum şarja şu an. Başladı. Bakalım sabaha kadar ne kadar dolacak. Çoktan doldu tabii de ben biraz geciktim çıkartmak için. %80 olmuş, yeterli bizim için. Şimdi çıkartacağım hemen. Hemen fırtına. Fena. Şimdi size Norveç'te gün doğumu gibi bir şey göstereceğim. Çünkü saat 11 olduğuna bakmayın. Hava geç aydınlandığı için güneşin tepeye çıkması biraz zaman oluyor. Hemen gösteriyorum. Uzun süredir güneş görmediğimiz için güneş görünce böyle mutlu oluyoruz. Şu an hava eksi 9 derece. Buranın güneşi pek bizi ısıtmasa da varlığı yetiyor. Renklerin güzelliğine bakar mısınız gökyüzünde? Tekrar saat 1'den sonra inmeye başlayacak. Hava kararmaya başlayacak. Olsun, bu kadarı da yetiyor. Nasıl gökyüzü? Harika değil mi? Yaz. Yaz. Tişört. Güzel, bana çocuğumu dışarıda ne giydirerek uyuttuğumu sormuştunuz. Şimdi onu çekiyorum sizin için. En alta alt üst şeklinde yün içlik giydiriyorum. Bunun üzerine birer kart kazak ve normal pantolon da giydirebilirsiniz. Ya da sivit tarzı bir şey, ya da hiç de giydirmeyebilirsiniz. Hava derecesine bağlı durum. Sonrasında böyle bir yün tulumumuz var. Tamamıyla %100 yünden üretildiği için, koyun yününden üretildiği için bayağı bir sıcak tutuyor. Altına, ayağına yün çoraplarımız var. Patiklerimiz var. Bunları da giyiyor uyumadan önce. Çok soğuk olursa bir kat bunun içine de eldiven giydiriyoruz yün. Sonrasında bunu giydiriyoruz. Yine yün bir şapka boynunu ve kafasını koruyacak şekilde. Bunun üstüne de soğuktan, rüzgardan ve yağmurdan korunacağı şöyle bayağı da kalın bir tulumu var, kışlık. Bakın burada zaten işaretleri gözüküyor. Bunu giydiriyorum. Bir de uyku tulumu var. Onun içerisine koyup bebek arabasında uyuyor. Günde bir saat. Hava eksi 10 dereceye kadar dışarıda günde bir saat uyutuluyor çocuklar burada. Bu bir kültür. Kreşlerde de aynı şekilde uyutuluyor çocuklar. Daha önce birden fazla kez bahsettim. Kreş videolarımda da görebilirsiniz. Ben de şu an kreşte çalışıyorum. Çocukları dışarıda bebek arabasında iyi bir şekilde giydirip tulumların içinde uyutuyoruz. Daha sağlıklı olduğunu düşündükleri için ve çocukların bağışıklık kazanmalarını istedikleri için uyguluyorlar. Norveç'te bu bir kültür. Evet, Atay'ı tulumuna koyuyoruz. Tam olarak bu şekilde kapıda uyuyor. Kamerası üstünde olduğu için içeriden izleyebiliyoruz. Zaten kapımızın önünde uyuyor. Merak etmeyin, çocuk çalınmıyor. Mışıl mışıl uyuyor. Gördüğünüz gibi tulumunun içinde.
Zaten güvenli olmasa buraya bırakmayız, emin olabilirsiniz. 24'lerde Beril okula nasıl gidiyor onu da göstereyim. Yine böyle bir içlik. Tamamıyla yün. Çoraplar da aynı şekilde. Üstüne bir kat normal kıyafetleri. Şöyle polar bir ceketi var. En üstte giydiği. Yün çoraplar. Şöyle su ve rüzgar geçirmeyecek, soğuk geçirmeyecek bir kış pantolonu. Yine o aynı şekilde montu var. Norveç'te atkı uzun bizim bildiğimiz atkılardan kullanılmıyor. Onun yerine böyle boyunluklar var. Sıcak tutacak. Onu giyiyor. Şapkası var. Eldivenleri var. Ve yine yağmur suyu ve soğuk geçirmeyecek botları var. Böyle içi yün tamamıyla. Sıcak tutuyor kesinlikle. Gördüğünüz gibi Norveç'te kötü hava yok. Kötü kıyafet var. Uygun kıyafeti giydiğinizde soğuk sizi etkilemiyor. Her koşulda dışarı çıkabiliyorsunuz. Yetişkinler neler giyiyor onu da göstereyim. Yine en altı içlik. Benimki uzun kollu. Atlet olarak olanları da var, sıfır kollu. Üstüne yün bir kazak. Normal pantolon. Altına yine içlik giyebilirsiniz. Soğuk derecesine karşı ben kullanmıyorum. Eldiven. Soğuk ve suya dayanıklı. Yine kar pantolonumuz var böyle. Soğuk ve suya dayanıklı. Montumuz var. Eldivenler daha soğukta kullanılacak farklı bir eldiven çeşitimiz var. Ben bu eşimkiler ama benim de benzer bir eldivenim var. Beremiz var. Yine boyunluğumuz bu şekilde. Onun haricinde yine soğuğa ve suya dayanıklı böyle botlarımız var. Bu eksiği 25 dereceye kadar tutuyor. Gayet sıcak tutuyor. İçerisi polar komple. Böyle arkadaşlar, nasıl buldunuz kıyafetlerimizi? Marka ve model belirtmeyeceğim. Bu bir reklam değildir. Sadece kendi kullandıklarımızı gösteriyorum. Dikkat etmeniz gereken şu ibare. 15 milimin üstünde olması lazım. Çünkü su geçirmezliği ve rüzgar geçirmezliği buna bağlı. Alacağınız ürünlere ona dikkat edin. Ve üzerinde mutlaka yün olduğu ibaresi olsun. Önemli olan şurada %100 yün yazması arkadaşlar. Bazılarında polyester karışımı var. Ona dikkat edin etiketinden alırken. Bir de dediğim gibi şuradaki genelde 10.000'in üstünde olanlar gayet suya ve soğuğa karşı dayanıklı oluyor. Ona da dikkat edin alırken. Romanyalı arkadaşım kızıyla beraber bizi ziyarete gelecek. Kayınvalidemle beraber börek yaptık, ıspanaklı peynirli. Kısır, dereotlu poğaçamız var. En sevdiğimiz mozaik pastamız var. Lokum ve kahve ikramı yapacağız. Tabii ki olmazsa olmazımız çayımız var, Türk çayı. Bakalım yemeklerimizi beğenecekler mi? Balkan kültürüyle bizim kültürümüz biraz benziyor yemek açısından. Daha önce o arkadaşım da bize bir şeyler getirmişti. Benzer özellikle yemeklerimiz var. Dışarıda böyle kar hakim şu anda. Bayağı bir iki gündür yoğun kar var arkadaşlar. Hep Norveç kültürünü size tanıtacak değiliz. Gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlarımıza da Türk kültürü ve mutfağını tanıtıyoruz. Aklınız kalmasın. Nasıl buldunuz menümüzü? Yorumlara alalım. Arkadaşlar, misafirim yeni gitti. Şöyle hazır kar yağıyorken size bir misafir sonrası özetini anlatayım dedim. Kar eşliğinde. Tabii ki yemekler çok beğenildi. Özellikle yaptığım kısır tam not aldı. Arkadaşım Türk mutfağına hakim. Romanya'da da çok fazla Türk restoranları olduğu için bazı şeyleri biliyor. Bir de mutfaklarımız biraz benzer. Daha önce söylemiştim. Çiğ börek yemiş daha önce. Türkiye'de çok hoşuna gitmiş. Bugün biz de börek yaptık, ıspanaklı ve peynirli. Onu da çok beğendi. Hatta kısırın tarifini istedi. Onu da çok beğendi. Bizi de evlerine davet etti bir sonraki haftalarda. Ya bir sonraki hafta ya ondan sonraki hafta biz de annemle gideceğiz. Kayınvalidem burada biliyorsunuz. Onun konuşabileceği ortak bir dili olmadığı için ben çeviri yaptım genelde. Ama beden dili olarak çok güzel anlaştılar. Onu da davet etti. Onun da kayınvalidesi buradaymış. O da sadece Romanca konuştuğu için ortak bir dilimiz yok diye gelmek istememiş, biraz çekinmiş. Aslında böyle durumlarda çekinmemek lazım. Beden dilleriyle anlaşabiliyoruz, Balkan ülkeleriyle daha sıcakkanlı oldukları için. İster istemez. Öyle dedim. Bir sonrakine bakalım nasıl bir buluşma gerçekleşecek. Bize neler getirecekler, bize neler yapacaklar. Bu arada kayınvalidesi bize gelirken bir şeyler yollamış. Onu da göstereyim size. Şu keki. İçerisinde krema var. Bu da normal un kurabiyesine benzettim ben tadını. Şekilli yapmış bu şekilde. Eli boş gelmeme adeti onlarda da varmış.
gereken bir şeyler getirdi. Tabii bu kalanlar o an çekemedim, kusura bakmayın. Öyle işte, güzel geçti buluşmamız. En azından yine Norveççe pratik yapmış olduk birlikte. Ortak dilimiz. Şimdiden herkese iyi akşamlar. Gördüğünüz gibi yine görev tamamlandı. Kültürümüzü tanıttık, yemeklerimizi tanıttık. As bayrakları as as. Burada yine kültürümüzü anlatmaya devam ediyorum her zaman. Arkadaşlar, pazar aktivitesine geldik. Gün batımına karşı kakao içeceğiz. Arkamdaki manzarayı görmeniz lazım. Saat kaç anne? Dur ben bakayım. Ay. Yerlerde buz, buzun altta buz var. Üstte yeniden kar yağdı. Şimdi burada banklar var arkadaşlar. Bankları temizleyip oturacağız. Atla bakalım. Kara atla bakalım ne kadar derin. Anne sana kucuğuna atlamak istiyorum. Babaannenin kucağına atlasan olur mu? Ben de sizi çekeyim hadi. Hayır, senin kucuğuna. Saati gösteriyorum. 13.44. Gün batmak üzere. Tamam, alacağım seni bir dakika. Babaannesi o zaman sen çek. Bizi ata, benim kucağıma atlasın. Tamam. Ay. Şimdi de benim sıra. Sıra sende koca. Koca işte. Oh. Ata atladı. Güzel güzel. Gün batımı. Çok güzel de geç kaldık. Evet, atanın yüzünden geç kaldık biraz arkadaşlar. Ağladı çünkü. Çikolata istiyorum. Tamam, şimdi sıcak çikolata da içeceğiz. Hayır, ben burada çikolata da içeceğiz. İstemiyorum. Kışın dışarıda oturmak için önce bankları böyle temizlememiz lazım. Şurada birinin evi var herhalde. Burada biliyorsunuz dağ evi, Hitta kültürü meşhur. Böyle ormanın içerisinde ev yapmış kendine. Aşağıda şehir manzarası. Bu tarafta gün batımı. Bu yol böyle daha devam ediyor. Bu bölgeden geyikler geçiyor arkadaşlar. Birden fazla kez şahit olduk. Hatta şu arkamda görmüş olduğunuz orman var ya, onun içinde yaşayan geyikler var. Arada denk geliyoruz, sürü halinde geçiyorlar. Bazıları sahipli. Şu aşağıda bir geniş ormanın içinde bir ev var. Orada da sahipleri var geyiklerin. Geyik besliyorlar. Atanın boğazını doyurmadan kamera çekimine devam edemeyeceğiz. Ata da kahve içiyor annesi. Sıcak çikolata. Kahve demişim ya. Bitirdim. Bence keyif oldu. Anne bakar mısın arkana? Harika bir gün batımı var şu anda. Günü batırıp öyle gidelim artık. Bulutlar, güneş, gün batımı hepsi bir arada. Şu tarafta da çok güzel bir bulut var. Anne. Bulut kümesi. Evet. Gözüküyor mu bilmiyorum. Anne. Efendim kızım. Ayağın freni hala
Ben diyorum bu niye bu kadar yavaş gidiyor? İşte gördü kendini. Go go go. Şimdi inebilir misin? Döndüreceğim şimdi kaya. Hoppa! Ablası tek kayacakmış ama. Hadi bu sefer tek kayacak. Bu sefer tek kayacak. Aferin sana. Evet, sıcak çikolatalarımız da hazır. Hemen bardaklarımızı da getirdik. Beraber içeceğiz. Biri çikolatayı bulmuş. Anne. Afiyet olsun kızım. Çok güzel bir gün batımı var şu anda. Evet, doğduğu gibi batıyor. Aynen, doğduğu gibi batıyor. Bir şey göremiyoruz fazla. 11'de aydınlandığını gördük havanın tamamıyla. Şimdi de battığını görüyoruz. Dur, bunu dökeceksin. Güzel mi? Beğendin mi? Gün batmak üzere. Kızım sen beğendin mi? Evet. Evet, gün batıyor arkadaşlar. Artık saat 3'e doğru gelmeye başladı. Manzara müthiş. Çikolatalarımızı yedik. Sıcak çikolatalarımızı içtik. Yavaş yavaş döneriz artık hava kararmadan. Günü batırdık sayılır. Eve doğru gidiyoruz. Bu pazar günü etkinliğimiz de böyle geçti. Pazar günleri her yer kapalı olduğu için genelde insanlar yürüyüşe gidiyorlar. Çocuklarını böyle kaydırabilecekleri, kendilerinin kayak yapabileceği hem de yürüyüş yapabileceği alanlar var. Kampingler olur, böyle daha orman yolları olur. Yürüyüş yolları var zaten ormanların içerilerinde insanların güvenle yürüyebileceği. Dediğim gibi geyik görüyoruz ama öyle kurt falan hiç denk gelmedim. Ayılar zaten kış uykusunda. Eve doğru gidiyoruz şu anda. İyi akşamlar dedim ama gördüğünüz gibi saat 3'e geliyor ve gün batmak üzere. Artık akşam oldu sayılır bizim için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Norveç'ten kucak dolusu sevgiler, selamlar.